Şimdi eksüzyon ile kes komutunun gövdeye kadar olan özelliğini göreceğiz. Yani gövdeye kadar kesmek demek ne demek? Şimdi ona değineceğiz. Bir tane daha şöyle bir katı gövdem olsun. Şöyle biraz küçültelim. Bunu katılıyorum. Şuradan orta düzlemi seçtim ve şöyle büyütüyorum. Ölçü hiç önemli değil. Amaç komutu anlatmak. Şimdi diyorum ki, hatta şöyle yapalım. Diyelim ki neyse. Ama anlatacağım onu. Çok işinize yarayacak çünkü benim çok sık kullandığım bir özellik. Size de bunu anlatmak istiyorum. Çoğu söz kullanıcısı bunu bilmiyor çünkü. Şimdi eksüzyon ile kes komutuna gelip şuraya ben bir çizim yaparsam eğer, tabii komuta girmeden önce bu sefer bir tane elips olsun. Her seferinde daire seçmek olmaz. Unsurlar eksüzyon ile kes. Şimdi en son hafızasında kör ve 170 ölçüsünü tuttuğu için bakın boylu boyunca kesiyor. Şimdi diyeceğim ki ben buradan gelip gövdeye kadar dediğimde ve gelip gövdeyi de şuradan gövdeye kadar seçtiğim zaman bakın aşağıda bir tane daha pencere aktif oluyor ve üzerinde beklediğim zaman katı yüzey gövde diyor. Diyorum ki o gövde işte bakın burası aktifken o gövde şurası diyorum ve onayladığımda buradaki kesme işlemim ta ki şu gövdenin yüzüne 0'a 0 gelene kadar kesme görevi yapar. Şekilde gördüğünüz gibi. Ve gelip dersem ben buna tekrar gövdeye kadar dedim ben tamam. Ama gövdeye kadar değil de orta düzlemi de dikkate al diyebilirim. Yani orta düzlemi dikkate al dersem seçmiş olduğum yüzeyden eşit bir şekilde yukarı ve aynı şekilde gövdenin içinden geçecek şekilde aşağı doğru bunu kullanabilirim. Şimdi gövdeye kadar da buradaki asıl göstermek istediğimiz. O yüzden gövdeyi seçtik. Veya gelip ben bu gövdenin bu yüzeyi değil de gelip altını bile seçersem hiç önemli değil. Çünkü bu tek başına ayrı bir gövde. Şuradan eğer katı gövdeleri gösterirsem bakın bir iki tane katı gövdem var. Ve onayladığım zaman ben bunun altını seçmiş olsam buradaki unsuru keserek şu gövdeyi gördüğünde duracak. Ve daha fazla gitmeyecek. Eğer bu şöyle bir şey olsaydı, şöyle yapalım. Diyeyim ki şuraya, hatta şunu alalım. Şöyle bir tane bir bombem olsun. Şu noktayı seçtim ve uzattım. Tamam. Bu komutu anlatmadım çünkü eksüzyon ile katı oluşturmanın bütün özelliklerini gördük. Şimdi diyorum ki bakın şuraya tekrar hatta şöyle alta oraya da değil altına gelip şöyle çizim açıyorum. Tam şöyle şunun hizasına gelecek şekilde böyle bir kabaca bir çizim. Şöyle olsun. Katı oluşturmaya geldim. Şimdi diyorum ki dikkat edin. Gövdeye kadar diyorum. Ve gelip bu gövdeyi seç. Hop, yanlış yaptık. Gövdeye kadar. Burayı seçtiğim ve gelip bu gövdeyi seçtiğimde bakın buradaki form neyse eksüzyon ile katı oluşturmada buradaki form neyse tamamen bunu alıyor farkındaysanız. Ve onayladığımda burası %100 kusursuz bir geometri burayı sarmalar. Yani buraya yapışır. Hatta ve hatta şöyle kesersek eğer kesit olarak şöyle yapalım. Bakın herhangi bir açıklık söz konusu değil. Şimdi bunu madem katılarken kullanıyoruz, keserken niye kullanmıyoruz? Tabii keserken de kullanabiliriz. Farkındaysanız bununla ben bunun arasında bir bağlantı kurdum. Dolayısıyla SolidWorks bunu otomatik olarak yekpare olarak algıladı. Farkındaysanız ve burada katı gövdeler yazmıyor artık. Ve ben gelip en son yaptığım işe delete şu emilmiş unsuru da sil dersem şu çizimi de siler. Onayladım. Ve artık bakın katı gövdeler 2. İki tane çıktı. Katı gövdeler ikiye çıktı. Şimdi aynı işlemi eksüzyon ile kes komutunda kullanırsam ben gelip şöyle dersem neresiydi orası? Şurası tamam. Diyorum ki yine burada bir tane dairem olsun. Burayı da keselim. Ve gövdeye kadar dedim. Ve gelip o gövdenin de şurası olduğunu belirttim ve onayladım. Bakın yine burayı aynı şekilde hatta şöyle görselini göstersem çok daha iyi anlayacaksınız.
Şu şekilde bu formda kesim işlemi yapıyor. Ama gövdeye kadar dediğim için tam bu formu yakaladığında işlemini durduruyor. Yani buraya bir zarar vermiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.